kaderin de gideceksin. Bunlara üzüntü duymak, pişman olup üzüntü duymak, acı çekmek şirktir. Çünkü Allah'a güvenmiyorsun, Allah yaptı demiyorsun, eşya yaptı diyorsun. Eşyayı putlaştırıyorsun. İnsanı Allah'ın yarattığını, konuşturduğunu bilmeyip, insanın bağımsız konuştuğunu zannediyorsun, ona da şirk koşuyorsun. Allah'ın da en sevmediği şey şirktir. Bağışlamadığı şirktir. Şirki bağışlamam diyor Allah. Gizli şirkten özellikle çok kaçınmak lazım. Din Allah'ın oluncaya kadar demek olur. Yani saf, halis olarak Allah'a teslim olmak, şirkten arınmış olarak. Şimdi söylediniz hocam, münafıklara da Allah'tan bağımsız bir güç değil, Allah'ın kontrolünde demiştim. Tabii. Sen bir şey yapıyor, ya biri bir şey konuşuyor, ya bir şey istediği gibi olmuyor, ya bir hastalığa yakalanıyor, müthiş üzülüyor, acı çekiyor. Tevekkül etsek olur mu? Olmaz. Tevekkül etmemek nedir? Şirktir. Acı neden oluyor? Şirk koştuğu için Allah tarafından ona ceza. Peşince de bu mucizedir. Yani değil mi? Adam işte bir şey yapar, hata yapar. Tamam. Ne üzülür ne sevinir belki. Değil mi? Ama bak Allah üzülme duygusunu veriyor. Canını yakıyor bu sefer. Şirk koştuğu için. Canını yakıyor. Allah istese vermez. Adam hayır, yani yaptığın yanlış olduğunu anlar da üzülme cezası olmamış olsa onu hissetmeyecek. Ama Allah peşin o cezayı veriyor. Mesela tevekkül etmesi gereken korkarsa korkunun azısını veriyor Allah. Korkunun azabını veriyor. Mesela hüzünlenme diyor Allah. Tavsiye zannediyor. Ya kardeşim farz hüküm, hüzünlenme. Korkma. Farz hüküm. Muhkem hüküm açık. Korkma. Emir. Onun için Müslüman hüzünlenmek, üzülmek bundan kaçınacak. Haramdır bunlar. Mütevekkil bir Müslüman yapacağı bir şey değil. Allah'ın yaptığına inanıyorsan nasıl üzülüyorsun? Allah'ın yapmadığına inanıyorsan zaten mahvoldun demektir. Allah vermez. Karşılığı cehennemdir. Allah yaptığına göre dostun yaptığı her şeyde hayır vardır. Dostun yaptığı hiçbir şeye üzüntü duyulmaz. Peygamber'e de mesela sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah uyarıyor. Hazreti Musa'ya değil mi? Söylüyor. Korkma diyor. Ben seninleyim. Görüyorum ve duyuyorum. Ama korkma diyor. Yasak. Çünkü Allah ondaki korkuyu görüyor. Korkmayacaksın diyor. Korkuyu da yaratan Allah'tır. Korkma emrini veren de Allah. O emre uymasını sağlayan da Allah. Yani benimize de Allah, şeytandan Allah'a ısmarım. Şimdi sen onları iman etmedin diye kendini esefle kahredeceksin, öyle mi? İşte bak bu esefle kahretmesi haram bir fiil olduğu için evet. Onu yaparsan esefin duyduğu etkilediği sistem neyse o onda meydana geliyor. Ne oluyor? O kahretme oluyor. Esefin karşılığı oluyor. Kahretme. Aynı şekilde Allah Kur'an'da şirkin büyük bir zulüm olduğunu biliyor. Tabii. Mağaradaki kişi kaldıklarında yüzüne kapılma diyor arkadaşına inşallah. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. O Bobby'den yan yanasın. Çok komik. Kendilerin arkadaşını göster. Gözlerimiz. Göstermiyor musun? Gözleri görünüyor sende. Nisa suresi 48'de Cenab-ı Allah gerçekten Allah gerçekten diyor Allah şeytan Allah'a sınıyorum kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Net. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Çünkü diyor ki mesela ilaç alıyor. Bu ilaç bu hastalığı geçirdi diyor. Şöyle bir hap görüntüsü. Hastalığı geçirdiğini söylüyor. Bu şirktir. Allah geçirdi hastalığı. Onu vesile etti.
Mesela şu sözü duydum, üzüldüm. Şu kırıldı, üzüldüm. Şu hastalık oldu, üzüldüm. O kırılmayı da, o sözü de işittiren de, o hastalığı meydana getiren de Allah. Niye yapıyor? Hayırla yapıyor. Niye üzülüyorsun? Allah ne yapıyorsa hayır var. Değil mi? Her yaptığında hayır var. Üzüldüğünde şirkin peşin acısını çekersin. Peşin cezasını çekersin. Şirk hemen cezalanan bir hastalık. Hemen. Yüce Rabbimiz bu şekilde söylüyor. Onlar sadece bana iman ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Tabii. Mesela Nahl Suresi 127'de Cenab-ı Allah sabret diyor bak, sabret. Şirke karşı bir ilaçtır. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı ile iledir. Bak, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı ile iledir. Ben sabrettim diyor. Sen sabretmedin, Allah sana sabrettirdi. Ben çok sabırlıyımdır diyor. Allah sana veriyor sabrı. Allah başka bir şeytan Allah'a sınırım. Ben sizi biraz korku bir parça mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim. Sabır gösterenleri müjdele diyor. Maşallah. Bak, onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenden dolayı sıkıntıya düşme. Bak, hüzne de kapılma, sıkılma da diyor bak. Evet. Sıkılma da bir şirkin meydana getirdiği rahatsızlıktır. Evet. Sıkılma. Hüzün de öyle, şirkte meydana gelen rahatsızlıktır. Çünkü hepsini Allah meydana getiriyor. Bu makama Müslüman ulaşırsa, yüksek bir makama ulaşmış olur. İnşallah. Sıddıklar, salihler makamı. İnşallah. Bu makama ulaşacak mıyım? İnşallah. Salih müminler, yani samimi. Şirkten kurtulmuş. Taha Suresi 46'da Hazreti Musa diyor ki, Musa'ya Cenab-ı Allah diyor, korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum. Onların işittiğini kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Onların işittiğini kim işitiyor? Allah işitiyor. Onların gördüğünü kim görüyor? Allah görüyor. Onlara görmeyi kim veriyor? Allah veriyor. Bunu mümin iyice içine sindirecek, İnşallah. İyice kavrayacak ve bu inançla, bu doğru olan inançla yaşayacak. İnşallah. Öbürü zulümdür, Allah'a iftiradır. Evet. Ben yaptım, ben ettim. Evet. Mesela ayette Cenab-ı Allah var, attığım vakit sen atmadın diyor. Evet. Ben attım. Ona öyle gösterdi. Evet. Enbiya Suresi 103'te Cenab-ı Allah diyor ki, onları o büyük korku hüzne ve üzüntüye kaptırmaz. İnşallah. Allah yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor Adnan Bey. Tabii. Öyleyse elinizden çıkana karşı üzüntü duymayın. Onlara o en büyük korku hüzne kaptırmaz. Yani üzülmelerinde diye bir olay olmaz yani. Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yaratmaktadır diye bildirilmiş. Maşallah. Evet, maşallah. Başka bir ayette şeytandan Allah'a sınırım. Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten iman ettiyseniz en üstün olanlar sizlersiniz diyor Yüce Allah. Mümin şirkten şiddetle kaçınacak. Ömrü boyunca en dikkatli olacak konuların başında geliyor şirk. Münafık, müşriğin en gelişmiş, en şiddetli olanıdır. Kafirin en azgın olanıdır münafık. Yani klasik müşrikten, bilinen müşrikten kat be kat ileridir münafığın müşrikliği. Çünkü münafık her şeyi kendinin yaptığını ve her şeyi başkalarının yaptığını düşünür. Eşyanın gücüne inanır, insanların gücüne inanır, olayların gücüne inanır, toplumun gücüne inanır. Toplum onun için ilah gibidir. Hani diyor ya ayette Allah, şeytan Allah'ın insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. İnsanların çoğunluğuna uyar. Yani onları ilah gibi görür.
insanların çoğunluğu. Devlet onun için puttur. En büyük devlet. Kendi devleti değil. En güçlü olan kimse en büyük put olarak onu görür ve ona bağlanır. Mesela şu an İngilizlerin devleti ona bağlanır. Putlar putlara tabi olur. Münafıklıkta. Mesela bir münafık put oluşur. Kendi kafalarına göre. Ona başka bir münafık, yancı put ona bağlanır. Onu putlaştırır. O münafığın da başka bir yancı putu olabiliyor bazen. Zincirleme, putlaştırır. O put ona güvenir, o put ona güvenir. Münafıklar mesela klan halinde yaşarlar topluca. Hepsi birbirini putlaştırmıştır. O klanların da putlaştırırlar. O putun müthiş bir güce sahip olduğuna inanırlar. O puttan da ayrılamazlar münafıklar. Yani normal bir sosyal hayat içine giremez münafık. Münafığın dışında yaşayamıyor. Onlarla beraber hareket eder. Hastadır ruhu, kafası. En ufak bir kıpırtıda tedirgin olur. Her şey kendi aleyhine zanneder. Ayette var ya şeytan Allah'sına. Her gürültü kendi aleyhine zanneder. Sen ne konuşsan, ne hareket yapılsa, yerde bir şey kıpırtılsa hemen aleyhine görür. Bak ayetteki tespit, Cenab-ı Allah'ın tespiti muhteşem. Bak her gürültü diyor, kendi aleyhlerine zannederler. Şeytan Allah'sına. Bütün ayetler cehennemdir, münafıklar. Her şeyden korkulur, her şeyden şüphelenir. Ufacık bir kıpırtı onun için çok tehlikeli bir şeydir. Evet.